Evet arkadaşlar, Hatay, Antakya'dayız. Depremin yıkıcı gücünü hepimiz biliyoruz. Bütün dünya buna da şahit oldu. Özellikle Antakya bölgesinde gördüğünüz gibi her şey taş üstünde taş kalmamış. Burada olabildiği kadar canlar, insanlar kurtarılmaya çalışıldı. Tabii soru bir, bu enkazlar kalkarken cansız bedenler olacak mı? Şüphesiz olacak. Sayısı ne olacak bilmiyoruz. Bunları soruyoruz. Ama devletimiz elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Bakın burada hem binalar yıkılmış, hem araçlar binaların altında kalmış. Gördüğünüz gibi kişinin işte ailenin diyelim hem evi yıkılmış hem araç da altında kalmış. Burada birden çok araç var. Hele yol üzerinde bir görseniz kıymetli izleyiciler, adeta bir araç mezarlığına dönüşmüş ortalık. Bütün binalar hasar görmüş. Hatay, Antakya adeta yeniden inşa edilmek durumunda kalmış. Tabi burada Habibi Neccar Camii var. Antakya'nın manevi yapısından bir tanesi. Bu cami de olabildiği kadar büyük hasar almış. İnsanlar Antakya'yı boşaltıyorlar ama tabii tekrar yurtlarına dönmek üzere boşaltıyorlar. Her ne olursa olsun Antakya'da yeniden inşa edilecek ve buranın geleneksel yapısına has mimariyle inşa edilecek. Tekrar bu şehri boşaltan halk tekrar yerlerine yerleştirilecek. Bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın efendim. Devletimiz gereğini yapacak ama halen bu göçükler kalkmadı. Bunların altından cansız bedenler çıkacak mı? Onu da zamanla göreceğiz. Efendim Antakya'dan sizlerle sizlere doğru haber aktarmaya devam ediyoruz.